Selam dikişseverler. Bugün 2017 Şubat burdasından bir etek dikeceğiz. Kumaşımız da bu. Hatta etek ceket olacak ama ilk önce ben eteğini göstereceğim size. Dergide birkaç örnek dikim verilmiş. Ben de diktim iki tane daha önceden bu modelden. Şimdi onların görselini de eklerim. Zaten bu benim diktiğim modele benziyor. İkincisi bu dergideki. Üçüncüsü de bu model. Siz hangisini beğendiniz? Teknik çizimlerini de unutmayın bu arada. 34-42 beden arasında. Ben 38 bedenini çıkarmıştım. Gelelim kumaşıma. Kumaşım da böyle 2 metre kalın bir kumaş. Arkası da kullanılabiliyor bu kumaşın. Tersi de kullanılabiliyor. Onun için bazı bölümlerini zaten kumaşın bu özelliğinden faydalanacağım. Cekette ve etekte bazı bölümlerini kumaşın tersinden çalışacağım. Şimdi etekle başlayalım bakalım. Bunlar da benim daha önceden diktiğim modeller. Kumaşın 2 metre olduğunu söylemiştim. Etek için 60 santimini kestim. Kumaşı ikiye katladım. Eteğin boyu 55 santim olacak. İşaretini aldım. Ön eteği kumaş katına yerleştirdim. Biliyorsunuz yanlarda üçgen şeklinde parçaları var. Parçaları yanlara eklerken araya süs cep kapağı gelecek. Parçayı da düz boy ipliğine dikkat ederek yerleştirdim. Gelelim şimdi eteğin arka kalıbına. Eteğin arkasında 2 santimlik bir genişletme yapmam lazım. Onun için arka ortasından ve yandan birer santimlik genişleterek çizeceğim. Eteğin arkasında pensleri var. Onları da çiziyorum. Hem fermuar için hem arka ortası için 2,5 santim pay bırakıyorum. Daha sonra eteğin kesimine başlıyorum. Eteğin kemerini bel uzunluk artı 8 santim eninde kestim. 2 santim dikişe gidecek. Bitmişi 3 santim olacak. Bu arada ilk önce tabii ki cep kapaklarını hazırladım. İlk önce cep kapaklarının dikilmesi lazım. Diğer modellerden farklı olarak bu sefer cep kapağını sivrileştirdim biraz. Telalarını da kestim. Şimdi hepsini yapıştıracağım. Eteğin dikimine başlıyorum artık. Cepleri diktim, çevirdim, ütüledim güzelce. Cepleri ve yan parçaları kumaşın tersinden yaptım. Kumaşın iki yönlü kullanılabilir olması hoşuma gitti. Kalıpta cep kapaklarının geleceği yerleri işaretle belirtmişler. Ben de onlara dikkat ederek kapakları yerleştirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde İşaretlere dikkat ederek yerleştirip iğneledim. Aynı işaretler yan parçalarda da var. Etekteki ve ön parçadaki işaretlerin cep kapağının araya gelme işaretinin birbiri üstüne denk gelmesi lazım. Buna dikkat ederek üst üstüne koydum ve artık yan parçaları da dikebilirim. Kaymaması için güzelce iğneliyorum. Bu aşamada teyel de alabilirsiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde dediğim gibi dikkat ederek işaretlerin birbiri üstüne denk gelmesine yerleştirip iğneliyorum güzelce. İğneledim. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak yanlarda.
Şimdi makinesini çekeceğim buraların gösterdiğim yerleri. Arkayı da fermuar takım yerine kadar dikişini yapıyorum. Ondan sonra da fermuarını takacağım. Yan parçaları eteğe ekledim. Güzelce ütüsünü yaptım. 1 milimden de bir çıma dikiş çektim üzerlerinden. Evet, arka bölümü de diktim arkadaşlar. Penslerini kapattım. İki taraftan da böyle fermuar açıklığını bıraktım. Şimdi çeviriyorum. Fermuarını dikmeye başlıyorum. Fermuarımı açtım arkadaşlar. Şimdi buradan daha öncesinde ben bir fermuar videosu çekmiştim. Onu da yayının altına eklerim. Bir 2 milim kadar buradan bir fazlalık bırakıyorum. Bu şekilde iğneliyorum. Bu taraftan 2 milim kadar bir fazlalık bırakıyorum. Şimdi burayı makinede dikiyorum. Fermuarın sol tarafını diktim. Bir milim, 2 milim kadar bir çıkıntı bırakıp burada diktim. Daha sonra diğer tarafı bu şekilde üstüne kapatıyorum. Bunu yapmamızın amacı burada fermuarın dişlilerinin gözükmemesi. Bu payı bırakmamızın amacı. Zaten şöyle kapattığımız zaman görüldüğü üzere bu bıraktığımız bu 2 milimlik payın üzerine geliyor. Şuradan hemen dişlinin elimizle dibinden iğneliyorum. Elimiz biliyor zaten dişlinin dibinden. Açtım. Bakın böyle. Şurayı da şu şekilde. Evet. Buradan üzerinden buraya kadar fermuarın bitiş noktasına kadar dikişini yapıyorum. Böyle gelip şuraya dönüyorum. Yani buradan yukarıdan gelip burada bitiş noktasında burayı sabitliyorum. Arkanın fermuarını diktikten sonra bu şekilde ön tarafı yayıyorum. Yüzü yüzüne artık sıra ön ve arka bedeni eklemeye geldi. Buralardan işaretlediğim yerlerden makinasını çekiyorum. Ön ve arka bedeni birleştirip provasını aldıktan sonra arkadaşlar kemer takımına geçeceğim. Ben bu şekilde kemerini hazırladım. Bel uzunluğunda 8 santim eninde böyle bir kemer hazırladım. 3 santim eninde olacak kemerim. Telasını yapıştırdım. 1 santimden içeri kıvırdım. Bu taraf eteğin iç tarafına gelecek. Ondan sonra da kemerini takacağım. Etek ucunu overloğunu çekip 2 santimden kıvırdım arkadaşlar. Burada üzerinden makine çekmeyeceğim. Paça telası da var ama o da zamanla yıkandıkça yapışkanlığı gidip açılıyor. Kaz ayağı dikiş tekniğini kullanarak etek ucunun baskısını yapıyorum. Hem de bu vesileyle size de göstermiş olayım.
Eteğin kumaşı kalın olduğu için arkadan da belli olmadı. Ama ince kumaşlarda bu karşıdan alırken bir tel almak gerekiyor, yoksa dışından belli olabiliyor. Etekte sona yaklaştık arkadaşlar. Kemerini takıyorum. Sol taraftan 2 santimlik bir çıkıntı bırakıyorum. Eteğin diğer ucuna kadar baştan başa iğneliyorum. Makinasını da çektikten sonra içine kıvıracağım. Zaten öncesinde biliyorsunuz içe kıvırdığım yeri 1 santimden ütülemiştim, baskısını yapmıştım. Kemerde elimle baskı yapmayacağım. Hemen kemerin dibinden makinasını çekeceğim. Şubat burdasından diktiğim eteğimin bitmiş hali. Etek 38 beden. Kumaşın tersinde çalıştım. Söylemiştim videonun içinde. Bu şekilde düğmeler aldım cep kapaklarına. Artık şimdi sıra ceketine geldi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ücretsiz olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş projesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.